Herkese selamlar. Benim bir bugün Mortal Kombat Mobile'ın yeni bir bölümündeyiz ve şimdi size böyle şekil şukul yaptığımız, coştuğumuz yani aslında ben de çok yapmadım ama Feats of Strength'le pek ilgilenmiyorum. Ama yine de karakterlerimiz coşturan, onlara dans onların işte dans etmesini sağlayan veya ekstra güçler veren, ekstra özellikler veren bir kısımdan bahsedeceğim ve güzel bir kısım. Bayağı da uzun bir süre oldu aslında bundan bahsetmeyeli. Ama yine de bahsetmek gerekiyor. Yeni şeyler geldi bunun üzerine, birçok şey geldi. Çok büyükmüş lan bu, değişik geldi bir an. Şimdi bu şeyi yaptığımızda, bunları açtığımızda ne oluyor? Türkiye'nin tüm servetleri bizim üzerimizde... Yok yok. FBI, open up! Tamam, şaka yaptım. Hani öyle bir şey olsaydı keşke olsun. Yok tamam, şaka yaptım. Işık mı kapanıp açılıyor, ben mi kör oluyorum? İnşallah ışık kapanıp açılıyordur. Bu saatten sonra görememek de koyardı. Neyse. Şimdi şöyle ki. Strength packlerimizden var. Bunları nasıl elde ediyoruz? Faction Wars'a giriyorsunuz veya Faction Wars değil illa ki normal maçlarda da oluyor. Maçlara giriyorsunuz ve kazandığınızda ki karşı rakibi öldürdüğünüzde, daha doğrusu her öldürüşünüzde öldürüşünüz yalnız. Öldürüşünüz. Ben de Rusi. Rusi neyse artık. Öldürüşünüzde karşı rakipten bir tane böyle şey alıyorsunuz. Ruh gibi bir şey düşünün işte. Ondan bir özellik çekiyorsunuz. Ve bu strength packlere yansıyor. Her maç başına işte belli bir miktar alabiliyorsunuz. Bir tane atata böyle. Bayağı bir birikiyor bunlardan. Zaman içerisinde de şey oluyor. Alıyorsunuz işte. Daha fazla uzatmayayım orayı. Şimdi şöyle ki, bundan önce şöyle bir tane takım belirleyip savaşa geleceğim. Niye yapacağım bunu birazdan anlayacaksınız. Ama özellikle feats'leri olmayan bir şeye geleceğim. Takım belirleyeceğim ki özel, yani bilerek onu yapmak istiyorum. Şimdi neyi alabilirim? Şöyle Mortal Kombat 11 team oluşturalım ufaktan. Sıkıntı olmaz galiba. Ver abi şunları ver. Bunların bakalım feats'leri var mı, ona göre. Feats'leri varsa şimdi boşa gitmesin. Her girişimizde buradan düzenleyebiliyoruz. Bakın şurada Feats of Strength yazıyor sağdan, gördünüz. Oradan giriyorsunuz, zamanla bunlar şey yapılıyor. Yalnız bunlar açılmamış. Ben niye açılmadı bunları bilmiyorum abi. Battle modda 25 maç kazan. Ne kadar salak bir şey vermişsin. Ne kadar saçma ya. Battle modum bitti benim. Niye bunu böyle yaptınız ki? Şu nasılmış? Bir dakika, feat'i de açık olan ve kapalı olan olarak bakayım ki. Uğraştırmasın beni Feats of Strength'ten. Tamam. Bunu da açabiliyoruz. Şöyle bunu alalım. Leatherface'i verir misin kardeşim artık? Şunu ver. Üstüne Jason Voorhees'i verebilirsin aslında. Bir korku takımımız gider de. Jason Voorhees. Dur tamam, ona çok gerek yok. İlerlerde misin? Neredesin ya? Nereye geldik anasını satayım? Jason başlardaydı. De Leatherface almadık. Şey Leatherface aldık. Freddy Krueger'ı almadık. Jason burada. Alamadım Jason'ı. Şöyle şunu alayım, şuraya katayım. Şimdi hemen şey alacağız, Leatherface'i. Leatherface değil lan. Ne Allah, söyleyemedik bir türlü ya. Bu ne lan? Neredesin ya? Neredesin? Oğlum 5000 o kadar yüksek değil ya bu Freddy. O yüksekmiş, vay anasını. Tamam, şimdi hepsini şey açık. Ya Leatherface'e baktık gene. Allah'ım ya Rabbim, kanser oldum ya. Şimdi Jason'a bakalım. Jason'ın feats'i açıktır muhtemelen. İllaki açıktır yani. Gir şöyle. Aynen, bayağı bir açmış hatta. Bunda ekstra bir şey alındıysa onları kapatacağım birazdan. Şeye de bakacağım. Freddy Krueger'a da. Krueger. Ona da bakacağım. Buradan bakalım açılabiliyor mu? Lan açılmıyormuş ya. Şunu açabiliyoruz mu? Evet. Bunu açabiliyoruz, alabiliyoruz. Şimdi göstereceğim birazdan size ne olduğunu. Bu ne lan? Ha, okey tamam. Şimdi bunu şu an almadık. Alacağız birazdan. Şöyle ki bir tane bunu vermemek. Barcelona. Gerek yok. İlk başta olmasın, sonra olsun. Ona öyle göstereceğim ben size. Önce kapatacağım, sonra açacağım, arasındaki farkın ne olduğunu anlayın diye. Yine kapattım şu anda bunu. Leatherface'de de yok. Jason Voorhees'de var mıdır bilmiyorum. Böyle cins cins hareketler yapıyorlar. Kimi, her karakterin farklı farklı şeyleri var bu arada. Dizaynları var. Hepsi farklı farklı şeyler yapıyor. Şu an hiçbirini giymedim diye biliyorum. Ve bir tane maç gireceğim. Maç sonunda yalnız. Giriyorsunuz. Maçı kazandınız. Kazandığınızda ekstra olarak belli başlı hareketler yapıyor bunlar. Kendi kafalarına göre artık, bilmiyorum. Önce bir maça gireceğim ve yapmamalarını sağlayacağım. Sonra bir maça daha gireceğim ve yapmalarını sağlayacağım. Ondan sonra Feats of Strength'e daha çok detaylı bir şekilde giriş yapacağız.
İlk başta farkı şey görün diye, yani ne işe yaradığını görün diye daha doğrusu. Ki sadece şey değil, böyle görsel efekt olarak değil. Gerçekten güzel güçler veren feats'ler var yani. Harbiden var. Feats of Strength de ortalama şeye geliyor. Güç özellikleri tarzı, yani güç artışı, ekstra güç anlamına falan da geliyor böyle. Kahramanların güçleniş anlamındaki bir olay bu. Direkt öldüreyim şunu uzatmadan. Kardeşim sen öl. Takımı yenelim. Ya abi gerçekten uzatacak mısın yani? Bu mudur? ANK ne alaka ya bu isim? Kırmızı kart yedi bir de ya. Şimdi uzayacak da uzayacak o. Neyse tamam, sıkıntı yok. Şunu Sonya... Abi niye öyle kırmızı kart yedik ki ondan? Ben çok sinir oldum şu an ya. Yavaş yavaş öldüreceğiz. Leatherface'e geçeceğim bu arada. Lan bayağı da vurdu aslına bakarsan ha. Dur. Yapma, öldürme bir de bunu. Bir de bunu öldürürsen çok uğraştıracaksın beni. Lan bir maç atacak atak dedik. Yaşadığımız şeylere bak ya. Neyse bayağı da kesiyoruz, güzel. Şunu da atayım, böyle bloklama lütfen. Teşekkür ederim. Bunu bir de 100 yaptık mı bayağı vururuz bununla. Fıtı 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 fıtı. Hop, öldüremedik. Şuna geçeceğim. Ölmesin bu. Blokladı. Güzel. İkinci yeteneğini atacağım bu arada. Bunun birinci yeteneği çok az vurduğu için uğraşmak istemiyorum hiç. Şimdi o şey Kenshi geldiği gibi Power Drain atacak muhtemelen. Lan ne uzadı bu maç ya. Altı üstü bir şey gösterecektik. Tamam şunu atayım. Ölür galiba, artık ölmesi gerekiyor. O kadar dayanamaması lazım. Efektimizden of, tamam direkt birinci vuruşta öldürdü zaten. Şimdi şuradan maç sonunu bakın bir görün abi. Hiçbir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Hiçbir efekt yok. İşte böyle normal duruyorlar. Şimdi ekstra bir şey kattığımız zaman böyle cins cins şeyler çıkıyor. Omzuna arma olsun, şey olsun, o olsun, bu olsun. Cinsiz özellikler geliyor. Şöyle göstereceğim. Edit team demesen doğru da aslında. Fields of Strength'den direkt girip alacaktım. Tamam aldık. Ve şunu mesela ben giymek istiyorum. Veya bunu giyelim abi. Giydim. Şunu giyebiliyor muyuz ekstra olarak? Yok. Bir tanesini. Bakın buradan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ya bunu giyeceksiniz ya bunu abi. Ben şunu giyeceğim. Bunu aktif etmesek de olur. Şimdi şöyle ki bunu giydiğinizde %2 defans veriyor bakın. %2 defans için yani. Ki her birini anladığım kadarıyla farklı farklı efektler veriyor. Bak şunu aldığımızda omzumuzda bu işaret çıkıyor. Bunu aldığımızda omzumuzda bu işaret çıkıyor ki bence bu daha iyi. Daha güzel duruyor daha doğrusu. Bunu alacağım o yüzden ben. Şuradan bu arada Jason Voorhees üzerinden nasıl alınıyor mesela? Giriyorsunuz. Jason Voorhees de burada diyor ki işte 5 defa bitirici combo yapmanı söylüyor sana. 5 defa bitirici komboyu başarılı ooo Türkçe aktı. Başarılı bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Uygulayamazsanız gelmiyor. Her 5 işte uygulayışınıza alacaksınız. Bunu da 1500 kere yapmanızı istiyor. Bunda da 3000 kere, ki bu çok fazla 3000. Ben 1200 kere mi yapmışım? Aynen. 1226 kere yapmışım. Az bir şey kalmış. Bunu da alacağız yakında. Güzel olacak. Peki Leatherface'de nasıl yapılıyor? Hemen girelim. Onu da anlatayım. Girdik ve Feats of Strength'e girdik. Şimdi Leatherface'de daha birinci şu açık mı? Bu nasıl açık olabiliyor lan? Aa, biraz ilginçmiş. Ama ekstra olarak bir şeyler bırakması gerekiyor. Ha, bu Leatherface'de karşı rakibi işte 10 defa saf dış etmenizi istiyor. Bunda 100 defa, 250 ve 1000 defa saf dış etmeniz gerekiyor. Bana bu gelmiş. Nasıl gelmiş bilmiyorum. Alacağım ama. Olsun. Jason Voorhees'e de geldi lan o zaman o. Bir dakika, Jason Voorhees'e de gelmiş olması gerekiyor. Şuradan bir gireyim. Gelmemiş, şaka yaptım tabii ki de. Hepsi şakaydı bunların. Şöyle Freddy Krueger'da çok sıcak olduğu için şu an konuşamaz hale gelmeye başladım. Freddy Krueger'ın da şunu açtık mı tamamdır abi. Hepsinin şu an şeyleri açıldı ve bir maç atacağım. Orada şeyi göreceksiniz. Bu Feats of Strength'in aslında ne işe yaradığını. Hepsinde farklı farklı özellikler var. Mesela Jason Voorhees'e defans veriyor. Başkasında güç veriyor. Kimisinde can veriyor. Kimisinde ekstra ekstra özellikler veriyor. Yani açmanızda gerçekten fayda var. %2 diye şey yapmayın. %4'e %8'e falan çıktıkları da oluyor. Yükseliyor hasarlar zaman içerisinde. En çok oynadığınız karakterleri de bayağı, hani çok fazla oynuyorsanız bir karakteri kesinlikle Feats of Strength'ine açın derim. Çünkü güzel güçler verebiliyor yani. Direkt öldüreyim ben karşı takımı. Tamam bu sefer şey de yok. Uzatmayacağım, öldüreceğim ve maç sonunda şeyini gösterelim diye. Gayet de güzel özellikler var. Bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor bunlar. Şöyle vuramadık yalan. Neyse. Şunu bir atalım. Şöyle bir direkt atayım bunu uzatmadan. Can yenilemesine basalım, bir şey olmaz. Ki ölmedi, çok güzel.
Bayağı iyi. Sabaha kadar aslında sıkıntı yok. Eşek gibi can yeniliyorum. At 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 bir daha at. 15 kere daha at. Bir şey yapamayacaksın zaten, sıkıntı yok. Şimdi şunu bir atayım sana ben. Tamam, en iyi sensin hadi. Blokla ama. Blokladı ya şerefsiz. Bunu atsam. Güzel, iyi miktarda hasar yedi. Tamam. Feints kardeşim. Şunu atayım bir de. Ne geliyor buradan? Hop hop hop. Güzel. Bloklayalım bunu. Şöyle atalım. Biraz daha bundan atalım. Yapma yapma yapma. Uğraştırma beni. Çok güzel. Tamam, en iyi sensin hadi, en iyi sensin. Dur, tamam çocuk ya. Ne kinlenmişsin bize, anasını satayım. Birazcık daha attım mı, tamam. Burayı da hallettim güzel abi. Çok seri bir şekilde. Evet. Tamam. Ananın nikahı. Allah'ım. Allah'ı. Gerçekten yaptım mı onu ya? Maçı orada beklemem gerekiyordu abi. Ekstra bakın bir şeyler yapmıştı, gördünüz mü? Jason Voorhees. Bir dakika hemen. Allah'ım beni bir öldürsün ya. Çok sıcak, o yüzden böyle yapıyorum bu arada. Ciddi anlamda sıcak. Klimayı da açamam. Camı da açamam. Dışarıdan sesler gelir. Mal gibi kaldım şu an. Saat de 12'ye geliyor. Hayırlısı bakalım. Dalmayacağım bu sefer. Dalmadan göstermeye çalışacağım. İnşallah olacak bakalım. Jason Voorhees vs. Jason Voorhees. Hadi bakalım. Tabii ki de ben kazanacağım. Senin kazanmana imkan yok kardeşim. Kolay olacak hem de, zorlanmadan. Onu da blokladım çaktırmadan. Güzel. Senin kalkanın kırılmadı. Aynen kırıldı. Ekstra hasarlarımız da geldi. Gayet güzel. Deathmark'ın şeyi işte ya. Olayı abi. Baya baya çok vurduruyor. Çok iyi yani. Kalktığın gibi vursam da vurmasam da olur ama. Muhtemelen çıkacaksın zaten. Ellemeyeceğim. Oo, konuşamadım. Ellemeyeceğim o yüzden. Seni öldüreyim. Direkt şey atarım. Sonya Blade atarım o hasarı. Aynen. Gel bakayım Sonyacığım. Bloklamadın. Öldüremem muhtemelen. Kalkanı çok fazla. Aynen. Çok koruduğu için öldüremedim. Sıkıntı yok ama. Hop. Bunu da attık mı? Bir de şunu attık mı? Tamam. Şimdi bekleyeceğim. Yaptığı özel şeylere bakın. Hareketlere bakın şimdi. Hop. Hepsinin üstünde ekstra şeyler var. Ve Jason ellerini kaldırıyor. Yani hepsi farklı farklı özelliklere kavuşuyor abi. Güzel değil mi? Bence gayet güzel. Ki ekstra güçler de alıyorsunuz. Sadece bu da değil yani. Birazdan bahsedeceğim onlardan da. Sadece olay buradan ibaret değil bu arada. Her tarafı düzenleyebiliyorsunuz. Çok fazla işlevi var bunun. Çok fazla kısmı var daha doğrusu. Gir bakalım. Tamam. Şimdi tekrardan bir Feats of Strength'e vuracağım ve o peklerin de ne işe yaradığını göstereceğim size. Ekstra o da pekler var ya. 122 taneydi bizde. Şu an kaç tane oldu bilmiyorum. Bakayım. 123 tane olmuş. Bir maç attık. Daha doğrusu iki maç attık. Bir tanesinden muhtemelen kazanmışızdır. Diğerlerinden kazandığımız için ekstra olarak vermiyor. Şimdi buraya giriyorsunuz. Burada her biri için farklı farklı şeyler var. Mesela Johnny Cage'e bunu ben alabilirim. Diyelim ki aldım. Tamam, geri çıktım. Johnny Cage'de artık bu var abi. Sıkıntı yok. Buradan gireceğim. Raiden'a mesela ekstra özellik alacağım. Ha, özelliklerini söyleyeyim ne işe yaradığını. Mesela Raiden için defans veriyormuş. %2 defans. Bunu giydiğimde artık %2 defansa sahibim ve ekstra olarak üstümde yeni yeni şeyler olacak. Böyle cins cins şeylerim olacak. Bunu açabiliyorum. %2 defans ve strength pack veriyormuş. Güzel. Tamam. Bunu da açtık. Şimdi şuraya bir gel bakalım. Heh. Bitiş şeyleri, bitiş özellikleri. Bitiş özelliklerinde ekstra ekstra şeyler var. Şöyle ki. Heh. Bakın. Bunu göstereyim abi ben. Bunu alayım. Tamam. Maç bitişinde ekstra şeyler yapmak için mesela Shao Kahn'a girelim. Shao Kahn'da da ekstra bir şeyler yaptıralım. Hangisini yapsın? Mesela bu el kaldırma varmış. Bunu yaptığımızda yumruğunu vuruyormuş böyle. You are weak, zayıfsınız. Zayıfsın daha doğrusu. Raiden'a girelim. Ekstra bakın. Şuradan göstereyim. Burası niye zevkli? He. Bunlar benzermiş. Ama farklı farklı özellikler olan yok mu ya? Hadi bir şey göster. Farklı bir şey yapan yok mu abi? Scorpion yapıyordur bence ya. Elini kaldırıyormuş, boynunu çıtlatıyormuş, bunu yapıyormuş. Hepsi farklı farklı şeyler yapıyor. Mesela bunu aldığımda aynı zamanda ekstra olarak %2 atağa kavuşuyorum. Önemli mi? Gayet önemli. Ha, nasıl olabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Tekrardan bir girelim Scorpion'a. Bunu almanız için 75 tane maç kazanmanız gerekiyormuş. Faction Wars içerisinde bu karakterle. Sadece 75 maç kazanmak değil. Bununla 75 maç kazanmak. Bununla 250 ve 750 kazandığınızda en son kısmı açıyorsunuz ki en güzeli yine budur ya, boyun çıtlatma. Bayağı iyi duruyor. Şimdi neye bakalım? Nelere bakabiliriz daha doğrusu? Manyak bir şey düşünüyorum. Leatherface düşünüyordum da ben. Manyak şeyler yapmıyormuş o.
Keşke yapsaydı ama. Ronnie Kenshi de muhtemelen yapmıyor. Kim bakabiliriz? Bunlar da açık değil. Lan kim yapabilir ki ya? Raiden yapamaz çünkü new şey yok. Onda ekstra bir şey gelmemiş. Kadınlara bakalım. Kadınlarda nasılmış? He. Elini kaldırıyor. Yine yumruk işareti yapıyor. Ortalama böyle. Birazdan yine göstereceğim size o şeylerin ne işe yaradığını. Mesela farklı bir özellik seçtik. Hepsinde böyle boynunu çıtlatma özelliğini almaya çalışacağım. Ah be. Şunda varmış da. Bunu açamıyoruz. Tamam. Bir tane boyun çıtlatma bulmam gerekiyor. Sen ne olursun, sıkıntı yok. Çıtlatıyor musun? Aynen. Bu da boyunla çıtlatıyor ve girelim şimdi şu yaptığımız takımı deneyelim. Hangisiydi? Bakacağım. Kenshi, Eldergott Kenshi. Kim var başka? Ne vardı? Day of the Ermrek ve Shao Kahn değildi. Dur. Şuradan bulacağım birazdan ben tek adamları. Hemen geleyim şöyle. Eldergott Kenshi'miz var, onu biliyorum. Gel kardeşim. Sen gel. Kimi seçtik başka? Scorpion vardı. Hellspawn Scorpion vardı. Onu alalım. Ve Day of the Arumble 2'miz var bir tane de. Onu alacağız. Bir burada. Ve Hellspawn Scorpion. Güzel. Hemen girelim, bir maç atalım ve olayını göstereyim tekrardan. Hem atak kazandık bunları alırken, hem ekstra böyle şekil şukur hareketler kazandık, hem de arka planları değiştirme falan şeyleri göstereceğim birazdan. Ekstra mesela her oyuna girdiğinizde sol üstte şey oluyor. Farklı işte arka planlar ayarlayabiliyorsunuz. İsminizle alakalı işte ne bileyim öldürücü, işte katledici falan bileceğiniz şeyler var. Onları alabiliyorsunuz. Öldüm. Geberdim yine. Evet, yanlış kamada tıkladım. Bayağı güzel. Şimdi gel bakayım kardeşim. Güzel. Of, bayağı da vurduk. Yapma, atma onu işte be. Uğraştırma beni ya. Yerime sabitledi, o yüzden uğraşmak istemedim. Şimdi maç sonunu beklemem gerekiyor. Yani şey için. Bayağı tekledik. Goro'nun canı mı çok fazla? Bunlar çok çabuk öldü. Bayağı fazla galiba. Yo. Goro da çok hasar vuramadığına göre aynen. İlginç, çok güçlü değillermiş. Tamam, bunları bir öldüreyim ve maç sonunda iyi bakın şimdi. Aldığımız özellikler muhtemelen işe yaramak zorunda, işe yarayacak muhtemelen. Bakalım. Hop. Hepsi boyunu çıtlatıyor. Ama bak. Niye mesela sadece Eldergott Kenshi çıtlattı? Yalnız bir dakika, aktif etmedim ben sizi ya. Aktif değil lan bunlar. Aa, bir dakika. Nasıl ya? Ama bir dakika dur. Boyun çıtlattık çünkü tamam. Anladım. Sadece bir tanesi boyun çıtlatıyor. Kazanan kişi mesela ilk en son kiminle kazandıysanız o gelip boyun çıtlatıyor. Şuradan göstereyim hemen. Aldık onları değil mi? Yeni mi aldım gerçekten? Yok şurada, ha şurada, aynen tamam, burada almışım bakın. Anikube diyor şu an giyindiğimiz için. Kazandığınız kişi gelip böyle pıtıt pıtıt boynunu çıtlatıyor abi, olay budur yani. Şimdi diğer şeyleri göstereceğim. Gelelim şuraya, bu değil tabii ki. Fits of Strength'e gireceğiz tekrardan. Kodumuz da 292 olsun. Devam edelim. Şuraya gireyim. Gir artık. Taunts'lara gelelim şöyle. Buradan mesela Deborah'a girelim. Ne veriyor bu? Susturmalar mı bu ya? Mesela karşı rakip yendiğinizde söylediği sözler. Aynen. Bunu mesela alıyorsunuz, ekstra bir mesela karşı rakibe böyle şeyler, hani cins şeyler söylüyor. Laf atıyor böyle. O tarz şeyler. Bunu alacağım. Şunu alayım hatta. Ne söylüyor bilmiyorum. Onu girip görmek gerekiyor. Sıra sıra hepsiyle maç atmayacağım. Icons'lara girelim. Ekstra icon'ımız oluyor. Burada bunu aldığımız zaman mesela şunu açabiliyormuşuz. Çok güzel abi. Gayet güzel duruyor. Ve yukarıda bak. Sol üstte iyi baktınız mı? Sol üstü gördünüz değil mi şimdi? Sol üstü tekrardan görüyorsunuz. Buna girdiğimde bunu seçiyorum. Ve yukarıda arka şekilde Dvorak'ın şeyi oldu. Icons kısmından. Ekstra bunları değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim onu da. Nereden yapıyorduk onu? Nivus değil. Hayır. Şöyle gel. Şimdi seni nereden yapıyorduk? Ben onu hatırlamaya çalışıyorum da. Şuradan olması gerekiyordu ya. Evet, Warbanner'dan bu kısımdan giriyoruz. Heh, bakın geri kalan kısımlar burada. Şimdi buradan Baraka'nın kısımlarına girip mesela buradan şunu seçebilirsiniz. Gayet uygulayabilirsiniz. Mesela bayağı çok Baraka'mız oldu şu an. Hepsinde farklı şeyler var bu arada, onu da söyleyeyim. Mesela bak, bunu uygulayabiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz. Kesike için bunlar varmış. Dvorah için şunlar var. Vallahi bayağı da güzel duruyor ha. Baksana şunlara. Gayet güzel duruyor.
Deborah Bishop, Freddy Krueger, Sonya Blade, Triborg, Bo Raicho, Jacob Briggs hepsinde var abi. Of, Plasma Burst falan. Güzel duruyor aslına bakarsanız. Tamam, General bu kendi normal şeyi. Bu General açtı. Takeda için yeni bir tane şey gelmiş. Oo, gayet güzel duruyor abi. Bu olabilir aslında. Young Ronin. Young Ronin. Ay nasıl okudum? Young Ronin. Şu varmış bu. Bu da güzel duruyor ama bunu yapmayacağım. Desert falan kalsın. Desert Desert. Desert'tir o. Şunu ver. Ekstra ne var yeni olarak? Örmek'in varmış yeni bir şeyleri. Buradan bunları seçebiliyorsunuz. Mesela bunu seçip uygularsanız arka tarafta bu görünüyor. Aaron Black için güzel şeyler var mı? Olmaz olur mu? Ben bunu yapacağım. Her gördüğümde yeni bir tane güzel şey gibi geliyor ama maalesef çok güzel hepsi. Snap. Tamam, bu Goro çok güzel değil abi. Jaden'inki güzel mi? Yani. Yani. Şu olsa güzel olurmuş da. Şu Jade yazan var ya. O güzel olurmuş aslında. Bayağı seksi duruyor da. Of. Bu da çok güzel duruyor. Ama hepsi çok güzel duruyor. Ne bileyim, karar veremedim ya. Halloween için. Jason Voorhees'te. Of. 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 Jax Briggs'te. Of, bu da güzel. Neyse, tamam, burayı uzatmayayım daha fazla. Icons'lara giriyorsunuz ve buradan istediğiniz icons'ı seçebiliyorsunuz. Mesela bunu seçtiğim zaman sol üstte bu geliyor. Bunu uyguladığında yukarıya bu çıktı işte. Buradan neyi verebiliriz? Yok, burada benim seçeceğim ne olur? Dvorak için bakalım. Yok, burada da yok. Örmek için. Yani bunlar gene. Dur bir saniye. Aaron Black için ne verebiliriz? Yok. General'dan zaten bu normal hepsinin olduğu şey. Şuna girelim. Goro'da yok. Gene J.K. Briggs'te yok. Jason Voorhees'te güzel bir şey var mı? Şu güzel duruyor aslında. Fear şeyi. Hoşmuş. Şimdilik o dursun. Bir şey bulamazsak onu yapacağız. Fear kalır. Johnny Cage'de yok. Tabii ki yok. Kenshi yok. Kano yok. Kintaro. Kitana. Oğlum ekstra güzel bir şey yok mu ya? Şöyle tam çok güzel duran. Yok gibi. Niye yok? Melina. Quan Chi. Raiden. Reptile. Oğlum hiç mi yok ya? Scorpion da vardır lan. Olmak zorunda. Bir sürü de şey var. Oha, Scorpion ne kadar çok şeyini açmışım. Netherreal mı yazıyor? Aynen, Netherreal yazıyor arkada. Bunu da yapabiliriz aslında ama bilmiyorum, bilemedim. O şu an uygulamadım vardı. Uygulamadan yapamıyor kendisi. Shao Kahn'ınki güzel bir şey var mı? Yok. Berserk varmış. Yok mu güzel bir şey be? Vallahi yok gibi abi. Neyse, arka tarafta Ronin yazıyor bizde şu an. Onu da değiştirmeyi göstereceğim başlık olarak şuradan. Mesela bu Raichu'ya girip Dragon Breath'ı seçebiliyorsun mesela. Arkada artık Ejderhanın Nefesi yazıyor. Ejderhanın Nefesi işte. Hound daha doğrusu. Hunted. Avlanmış. Avlanmış. Hebele hebele. Gunslinger var. Death Can Wait. Ölüm bekleyebilir mi? Nightmare. Bunu geç. Halloween ne var burada? Yok. Geç. Jade'de yok. Jacob Riggs'de yok. Yok. Johnny Cage'de muhtemelen yoktur. Aynen. Boş yani. Bu yok derken sevmediğim şeyler. Jason Voorhees'de var mı ya böyle manyak bir şey? Unstoppable. Abi Unstoppable güzel ya. Gerçekten durdurulamaz, iyidir yani. Ortalama Feats of Strength böyle bir pekleri göstereceğim size. Peklerin olayının ne olduğunu göstereceğim. Bunları açtıkça mesela karakterinizi diyelim ki hani şey demiştim ya. Girelim abi. Bu bitiş sonundaki şeyleri yapmak için mesela ne yapmanız gerekiyordu? Bir sürü şeyler yapmanız gerekiyordu. Mesela Faction Wars'ta 25 maç kazanmanız gerekiyor ya. Ama siz 25 maç kazanmadan burayı açmak istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Basit abi. Giriyorsunuz şuradan rune şeylerine. Buradan pack açıyorsunuz. Ve pack'i açtığınız zaman size belli başlı şeyler veriyor. Buradaki şeylerden, çıkan kartlardan savaşmadan da orayı açabiliyorsunuz. Yani uzatmadan açılıyor. Bunlar şu an bende olduğu için var zaten. Pek bir şey değiştirmiyor o yüzden. Ortalama böyle. Bunları açıyorsunuz. Mesela Aaron Black'in bir tane ekstra şeyi açıldı bende şu an. Hepsinden farklı farklı şeyler açılıyor. Açtıkça bir şeyler buluyorsunuz ve gidip işte kattığınızda ekstra şeyler olmuş oluyor. İşte maç sonunda laf atmış oluyor veya ne bileyim ekstra özellikler yapmış oluyor. Güçler kazanmış oluyor. Her birinden bu arada stacklenebiliyor mesela bir de. Şöyle göstereyim tekrardan. Şuraya girelim. Mesela burada diyelim ki işte
Triborg'un şeyini aldınız, açtınız ya. Bunu açtınız diyelim. %2 defans ve strength pack veriyormuş size ekstra olarak. Burada %2 atak veriyor bunu açtığınızda. Bunu açtığınızda %2 can veriyor. Bundan bir tane yaptığınızda %2 damage ekstra olarak, bakın hepsinden veriyor. Power generation veriyor. Power generation ve strength pack veriyormuş. Öldürücü vuruş şansı alıyorsunuz. Yani 3, 6, 6 tane kısmı yaptığınızda karakteriniz ciddi anlamda güçleniyor. %10'a yakın bir artış kazanıyorsunuz. Her şeyden ekstra ekstra kazanıyor. Önemli mi? Gayet önemli. Yani bu olay ortalama böyle. Feats of Strength. Bu arada bir dışarıdaki sese baktım da onun için şey yaptım. Feats of Strength ortalama böyle abi. Umarım video yararlı olmuştur. Ki hoşunuza gittiyse, yararlı olduysa bir beğeni atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde videodan devam gelecek. Kendinize iyi bakın.